Merhabalar kitap dostları, Atlas'ın evrenine hoş geldiniz. Bugün size Doğan Yüceloğlu'nun İletişim Donanımları kitabından bahsedeceğim. Doğan Yüceloğlu, iletişim seminerlerinin insanlara çok yararlı olduğunu fark ettiğinde bu iletişim seminerlerine sadece çalışanların katıldığını düşünüyor ve daha sonra bu insanların ailelerine de ulaşmak için iletişim konulu televizyon programları yapıyor. Daha sonrasında televizyon programlarının da yeterli olmadığını düşünüp bu iletişim konusundaki seminerleri ya da programları ortak bir kitap içinde toplayıp insanlara ulaştırmayı düşünüyor. İşte bu kitap, İletişim Donanımları kitabı, Doğan Yüceloğlu'nun seminerlerinin ve programlarının bir özeti niteliğinde bu kitabı toplamış. İletişim dalındaki tüm bilgilerini bu kitap toplamış Doğan Yüceloğlu. Doğan Yüceloğlu insanları iletişim konusunda ikiye ayırıyor. Bilinci donanmış ve bilinci donanmamış iki insan türü olduğunu söylüyor. Bu kitap bilinci donanmış insanları daha da artırmak, bilinci donanmamış insanları da bilinçli insanlar haline getirmek için yaptığı bir çalışma olarak değerlendiriyor. Ona göre bilinci donanmış insan diğer insanlara göre daha güçlü, hayatın daha farkında, çevresindeki insanların, çevresindeki doğanın, çevresindeki yapıların ve onlarla iletişim halinde olduğunun farkında bilinci donanmış insan. Diğer insan bunun farkında değil. Bu da diğer insanı bilinci donanmış insan karşısında daha güçsüz kılıyor Doğan Yüceloğlu'na göre. Doğan Yüceloğlu bu ülkedeki ilk ve en önemli psikologlardan bir tanesi. Belki de psikoloji deyince aklımıza gelen ilk kişi. Bu ülkenin bir vatandaşı yaklaşık 25 senesini Amerika'da geçirdiği için dışarıyı da görmüş bir insan, dünyanın birçok yerini gezmiş bir insan. Bu yüzden Doğan Yüceloğlu'nun hem bu ülkeyi hem dışarıyı tanımış olması ve bir psikolog olması onun ülke üzerindeki, iletişim üzerindeki görüşlerini daha önemli kılıyor. Doğan Yüceloğlu'nun bir önemli özelliği de bu kitap açısından şu, kendisi iletişim psikolojisi alanında uzmanlaşmış ve bu konuda daha çok eserler vermiş bir insan. Kendisini de zaten böyle tanımlıyor. Çünkü herkesle iki insan arasında, iki varlık arasında, insanla toplum arasında, insanla dışarısı arasında, insanla şirket, insanla iş, hep bir iletişim var. Bu yüzden iletişim çok önemli. Toplumsal ilişkilerde, kişilerin arasındaki ilişkilerde ve toplumun yapı taşlarında çok önemli. Doğan Yüceloğlu'na göre insan muhteşem bir potansiyel. Çünkü insanoğlu doğuştan birçok özelliği beraberinde getiriyor. Burada da bir örnek veriyor. Bir avucunuza bir çakıl taşı alın. Diğer avucunuza bir meşe palamudu alın. Meşe palamudu ekildiğinde toprağa uygun sıcaklığa, uygun su ve toprağa kavuştuğunda başka bir meşe palamudu ağacına dönüşebilir. Devasa bir ağaç olabilir. O ağaçtan meydana gelen meşe palamutları başka yerlere ekildiklerinde tekrar meşe palamutlarına dönüşebilirler. Ağaçlara dönüşebilirler. Heybetli ağaçlara, güçlü ağaçlara. Ve bu şekilde sonsuza kadar sürüp gidebilir. Ama çakıl taşının kendisi gibi çakıl taşları üretme potansiyeli yoktur. İşte insan da buradan yola çıkarak birçok potansiyeli doğuştan içinde barındırır. Yani siz doğuştan aslında çok büyük bir hazineyle beraber geliyorsunuz bu dünyaya. Bu hazineyi kullanıp kullanmamak, köreltip keskinleştirmek sizin elinizde olan bir şey. Bu potansiyel sadece insanın bireysel olarak algılaması gereken bir şey değil. Toplumun birçok yerinde potansiyeli görürsünüz. Anne babanın çocuğuna davranışları, onun potansiyelinin farkında olarak ya da olmayarak davranışları, devletin toplumla toplumun potansiyelini farkında olup olmamasına göre davranışları, şirketlerin ya da kurumların çalışanlarıyla arasında onların potansiyelinin farkına olup olmamaları, öğretmenlerin onların öğrencileriyle potansiyelinin farkına varıp varmamaları noktasında iletişimleri inanılmaz değişebiliyor. Bu da karşınızdaki kişinin kendinizden küçük ya da büyük fark etmez potansiyelinin farkında olup ya da olmamanız konusunda çok önemli farklılıklar ortaya koyabiliyor. O insana daha farklı davranabiliyorsunuz. Her insanın hayata bakışı farklıdır. Bu da aslında doğru bir pencereden baktığınız zaman bir büyük bir zenginlik. Çünkü her insan aynı pencereden baksaydı birimizin koyduğu bir taşın üzerine bir başkası bir taş koymayacaktı ve muazzam duvarlar inşa edemeyecektik. Çünkü
Herkes aynı noktadan bakacaktı ve bir gelişme olmayacaktı. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin bir üniversite düşünün. Diyelim 100 kişilik bir sınıf var orada, bir grup var ve öğretmenler onların ellerine bir tane kitap veriyorlar. Bu kitabı okuyacaksınız ve bu kitabı tartışacağız diyorlar. Ve herkes o kitabı okuyor. Zaten genellikle okullarda ya da üniversitelerde olan şey de budur. Ama o 200 kişiye ya da 100 kişiye her neyse 100 farklı kitap verip herkes kitaplarla ilgili görüşlerini ortaya koysun, bunlarla ilgili tartışalım dediğiniz zaman 100 farklı kitap, 100 farklı beyin ve 100 farklı kişinin 100 farklı düşüncesi ortaya çıkmış olur. Aslına bakarsanız bu insanların farklı düşüncesi büyük bir zenginlik. Biz günlük hayatta insanların bizden farklı düşünmelerini farklı yorumluyoruz. Aynı fikirde olmamalarına belki kızıyoruz ama aslında bu çok büyük bir zenginlik. İnsanların iletişim denince aklına ilk gelen şey karşılıklı konuşmadır, diyalogdur. Aslına bakarsanız iletişim deyince sadece konuşmaktan bahsetmiyoruz. Karşınızdaki insanın ses tonu, jest ve mimikleri, duruşu, giyinişi bunların tamamı iletişime dahildir. Siz karşınızdaki insana baktığınızda o insanın duruşundan, sizi dinleyiş şeklinden, konuşanın ses tonundan birçok anlam çıkartırsınız. Bu yüzden iletişim bir bütündür ve sadece konuşma olarak algılanmamalıdır yazara göre. Bulunduğumuz çevre de iletişimde yakından ilgilidir. Örneğin yazar bir örnek veriyor burada. Bir bankaya girdiğinizde işte kredi başvurusunda bulunacaksınız. Oradaki bir görevliye soruyorsunuz kredi başvurusunda bulunacağınızı. O sizi bilmediğini söylüyor. Başka bir yere yönlendiriyor. O kişi de size işte dördüncü kata çıkmanız gerektiğini söylüyor. Dördüncü kata çıkıyorsunuz. Orada da krediyle ilgili çalışanın o gün işe gelmediği söyleniyor ve siz aşağı iniyorsunuz, çıkıyorsunuz. Bir başka bankaya giriyorsunuz. Daha girer girmez kapının önünde kredi başvurularının hangi katta, hangi personel tarafından işlendiğini yazan bir panoyla karşılaşıyorsunuz. Çıkıyorsunuz, sizi güler yüzle, hoş geldiniz diyerek karşılayan bir personel buluyorsunuz orada. Bu iki kurum arasında çok büyük bir fark olacak sizin için. Daha hiç kimseyle konuşmadan, hiçbir hizmet almadan o kurumla ilgili bir bilgi edinmiş olacaksınız. Bu da aslında kurumla sizin aranızda bir iletişim demek. İletişim kanallarının daha demin de söylediğim gibi sadece konuşarak kullanılmadığını söylüyor yazar. Beş duyu organımızla da iletişim kurabildiğimizi söylüyor. Yani işitsel, görsel, duyusal, tatsal ve dokunsal olarak bizim iletişim kurduğumuzu söylüyor. Örneğin dokunsal olarak nasıl iletişim kuracağız? Çocukların doğduklarında bir anne baba şefkatine, dokunuşa çok fazla ihtiyacının olduğunu söylüyor. Bu da bir bakım evinde, bir kimsesizler yurdunda doğan bebeklerin, oraya alınan bebeklerin çok iyi bakılsalar dahi, varoşlardaki çocuklardan çok iyi bakılsalar dahi çok fazla ölüm oranlarına sahip olduğu görülmüş. Bu çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada çocuklar belli gruplara ayrılmış ve bazılarına ilgi daha fazla gösterilmiş, bazılarına daha az gösterilmiş ve sevgiyle, ilgiyle okşanarak büyüyen çocukların daha az ölüm oranına sahip olduğu görülmüş. Bu yüzden sadece duyusal yani karşılıklı konuşma olarak iletişimi algılamak lazım. 5 tane duyu organımızda iletişimde kullanıyoruz. Bunların hepsi iletişim kanalı olarak geçiyor. İletişimin insan içinde iki farklı boyutu var. Birisi can iletişimi, diğeri de sosyal iletişim. Örneğin bir insanı gördüğünüzde içinizde bir şeyler oluşur. O insanı seviyorsunuz ya da sevmiyorsunuz. O insandan nefret ediyor olabilirsiniz. Bu can iletişimi, yani o insana karşı gerçek hisleriniz. Bir de dışarıya vurduğunuz sözleriniz, iletişime kaynak oluşturan duygularınız var. Bunlar da sizin o insan hakkında gerçek düşüncelerinizi belki yansıtmanızı engelleyecek bir sosyal ortamdır. O kişiye düşüncelerinizi söyleyemiyorsunuz. Bir de sosyal iletişim var. Yani içeride o insanı sevmiyorsunuz ama öyle bir ortamdasınız ki o insana bunu gerçekten söyleyemiyorsunuz. O insana söylediğinizde sosyal iletişim oluyor. Bu yüzden iki farklı iletişim boyutu var. Yazara göre insanın iki farklı durumu var. Hem ait olmak istiyor hem de özgür olmak istiyor. Yani insan sosyal bir varlık. Tamam, sürekli toplumsal olarak yaşıyoruz. Bir insan grubuna ihtiyacımız var. Aile olsun, toplum olsun. Ama bir de bizim yalnız kalma ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Burada Sadi Şirazi'nin çok güzel bir sözü var. İnsanla münasebetin ateş gibi olsun. Ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın, çok yaklaşma yanarsın diyor. Yani insanlarla ne onlara çok bağımlı bir şekilde yaşamamız ne de onlardan çok uzak bir şekilde yaşamamız bizi sosyal bir varlık, sağlıklı bir varlık olarak koruyor
bizim insanlarla münasebetimizin ne çok uzak ne de çok yakın olması gerekiyor yazara göre. İnsan daha doğuştan itibaren hem bir yerlere bağımlı hem de bir yerlerden bağımsız olmak istiyor. Hem bebekken insan ailesine muhtaç, işte yemeğini onlar yediriyorlar, üstlerini onlar giydiriyor ama biraz daha büyükten sonra anne babalar fark etmiş, çocuk bir şeyleri kendisi yapmak istiyor. Yani bağımsız olmak istiyor. Bu bağımsızlık ileriki yaşlarda artarak devam ediyor. Ama bir yerde de toplumsal olarak hem ailemize hem toplumumuza bağlıyız. Bu yönden de insanın iletişimi hem bağımlı hem de bağımsız olarak çift boyutlu ilerliyor. Bunun da farkında olarak yaşamamız önemli yazara göre. İletişim gün içerisinde birçok yerde bizi etkileyen bir olgu. Bu yüzden iletişim konusunda kendimizi, bilinçaltımızı ya da bilincimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bu kitap bu açıdan çok önemli bana göre. Bu kitabı okuyabilir, çevrenizdeki insanlara tavsiye edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kitapla kalın, hoşça kalın.